TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Hafta ortasını bulduk yine. Hem içeride hem dışarıda konuşulacak çok başlık var. Bir taraftan da Avrupa Birliği gündemimizin bir ucunda tabii ki. Ama içeride başkanlık, yeni anayasa, hangi yol izlenecek referandumda, bütün bunlar konuşuluyor. Dışarıda ağırlıklı olarak Fırat Kalkanı bir taraftan devam ediyor. Başika'daki, Musul'daki ve Kerkük'teki gelişmeler Ankara'nın merceğinin altında. Tabii Rusya ile ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bu düzlemde gidip giden gelişmeler var. Ve Avrupa Birliği. Bu akşam önemli bir konuğumuz var. Birçok sorumuz olacak. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer Çelik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ve program partnerim İhlas Medya Ankara Grup Başkanı sevgili Nuri Elibol. Nuri abi size de merhaba diyoruz. Merhaba. Sayın Bakanım, isterseniz önce iç siyasetle başlayalım. Avrupa Birliği'nde konuşacağız ama gerçekten... Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başkanlık, yeni anayasa ve referanduma giden yol Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Ama Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili bazı yorumlar yapılıyor. Ne demek istedi, ne yapacak? Şunun için bunu soruyorum. 300 meclis başkanını çıkarsak 14 milletvekiline ihtiyacınız var referanduma gitmesi için, 330'un bulunması için. Sizce önce Devlet Bahçeli'nin sözlerinden çıkacak olursak aslında siyaseten okumaları iyi yapan, bir sonraki hamleyi hatta birkaç hamle sonrasını düşünebilen bir siyasetçi olarak ne dersiniz? Nereye gidiyoruz? Şimdi aslında Sayın Bahçeli kendisinin ne demek istediğini çok net açıklıyor. Ona çok fazla zam yapılıyor. Zaman zaman da tenzilat yapılıyor. Hı-hı. Halbuki biz sözü zamsız ve tenzilatsız anlarsak ortadaki tablo açık. Burada ne enflasyona gerek var ne devalüasyona gerek var. Nedir mesela? Siyasi parti demek. Halkın talebini devlet yönetimine yansıtan organizma demek. Şimdi ortada bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız halkın doğrudan oyuyla seçilmiş durumda. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız halkın doğrudan oyuyla seçilirken o tabloyu hep beraber yaşadık. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarıyla birlikte, bir adayla birlikte halka bir takım vaatlerde bulundu. Mitingler yaptı. Türkiye'nin dört köşesini gezdi. Hatta hatırlarsınız. AK Parti'nin büyük teşkilatı o sırada milletvekilleri meclisteydi. Meclisteki tatile bile ara verilmedi. Sayın Cumhurbaşkanı kampanyayı tek başına yürüttü. Burada bir kampanya şeyimiz vardı, ofisimiz vardı. Benim başkanlığımda o süreci biz yönettik. Ve bütün bu süreç içerisinde her gün Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu 2002'den itibaren ortaya koyduğu bütün siyasi perspektifi Cumhurbaşkanlığında nasıl şekillendireceğini, nasıl taşıyacağını gösterdi. Arkasından hatırlayınız, Cumhurbaşkanı olduktan sonra mecliste yaptığı ilk konuşmada hangi politikaların arkasında duracağını, hangilerini yakın bir şekilde takip edeceğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı halkın doğrudan seçmesiyle birlikte hem kimyasal olarak hem de fiziksel olarak nitelik değiştirdi. Şimdi birincisi bu. Dolayısıyla bir burada şey var, makas var. Cumhurbaşkanlığı makamıyla doğrudan yine halk tarafından seçilen başbakanlık makamı arasındaki ilişkinin düzenlenmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi yine bu programda geçmişte size söylemiştim, çok iyi hatırlıyorum. Bizdeki Cumhurbaşkanlığı meselesi aslında özellikle 12 Eylül'den sonra seçilmiş iktidarın üzerinde bir vesayet kurumu olarak konumlandırıldı. Yine bu programda söyledim. Bunun dedim iki tane istisnası oldu geçmişte. Biri rahmetli Özal, bir de Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Onlar son derece demokrat kişilikler olduğu için bu vesayet makamının devlet yazılımı adına milletin taleplerini kısıtlayan bir makam olarak işlevselleşmesine izin vermediler. Ama rahmetli Özal'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün demokrat devlet adamlığı niteliğinden gelen bir şeydi bu. Yoksa sistem ve Cumhurbaşkanlığı makamının yapısı tam tersi bir işlev üretmelerini sürekli olarak zorluyordu. Nitekim bunu çeşitli vesilelerle de gördük. Yani 11. Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız resepsiyon düzenini bile ikiye böldü. Yani sivil olan ve resmi erkana göre olan. Şimdi biz bunlar geçmişte yaşandığı için bize çok geride kalmış geliyor ama Türkiye bu anormallikleri yakın zamanda yaşadı. Ve bunların aşılması için de hem devlet millet hayatını sıkıntıya sokmayacak ama aynı zamanda da sivil reflekslerin önünü açacak bir takım formüller olarak ortaya çıktı onlar, o durumlar. Şimdi geldiğimiz noktada bunun adını koyalım. Yani burada Cumhurbaşkanlığı halkın doğrudan seçmesi şu demektir. Halk yeni bir siyasi özne olma durumu üretmiştir. Ve siyasi özne olma durumunda da ağırlıklı gücü Cumhurbaşkanlığı'na vermiştir. Dolayısıyla sistemin de buna göre düzenlenmesi gerekir. Şimdi biz de maalesef
sistem tartışmaları, öteden beri statükoyu güçlendirmek için anında bir altyazıyla rejim tartışmalarına dönüştürülür. Yani milli eğitimle ilgili bir şey konuşacaksınız, hemen bunu rejim tartışmasına dönüştürür. Ha, bunun da geçmişten beri özel bir aparatı vardır Türk siyasi hayatında. Geçmişten beri buna CHP diyoruz, bu aparata. Yani her türlü sistem tartışmasını rejim tartışmasına dönüşme aparatı olarak işlev görmüştür. Nitekim hatırlayınız, 27 Nisan bildirisi verildiğinde, 27 Nisan bildirisiyle ilgili milli eğitimdeki bir takım uygulamalardan bahsediyordu. Genelkurmay Başkanı'nın imzası olan bildiride. Yani Genelkurmay Başkanı'sınız siz, size ne milli eğitimdeki uygulamalardan? Ya da bir Genelkurmay Başkanı halkın iradesine müdahale ediyor. Daha yakın zaman olduğu için söylüyorum. Ne diyor? Nasıl bir Cumhurbaşkanı istediklerinin profilini seçiyor. Belirlemeye kalkıyor, çizmeye kalkıyor. Değil mi? Özde değil, sözde. Falan. Ne demek istiyor orada? Şudur, yine sizin programda çok iyi hatırlıyorum, burada söyledim. Sistem şunun üzerine kurulmuştur. Seçilmiş iktidarı her zaman kısıtlayacak ve denetleyecek bir cumhurbaşkanlığı makamı. Bir de anayasanın ve sivil siyasetin üstünde işte kırmızı kitap denilen, milli güvenlik siyaset belgesi denilen bir belge vasıtasıyla, onun refleksleri vasıtasıyla bir alt yazılım, gizli yazılım bu şeyin arkasında. Şimdi ne oldu? Gelinen noktada fiilen bunu değiştirdi halk. Önce AK Parti'nin iktidarıyla birlikte bu siyasi sistemi kaldırdı. Yani merkez sağ, merkez, merkez sol, bütün kavramları değiştirdi halk. Ve toplumsal merkezi ve siyasal merkezi yeniden inşa etti. Onun öncesinde benim şöyle bir kavramsallaştırmam var. Bir takım partiler vardı. İşte o zamanki Refah Partisi, o zamanki Milliyetçi Parti gibi. Yani milliyetçi temelde siyaset yapan. Ama bunlar kitleselleşemiyorlardı ve siyasi parti kavramı, bunlar çok ideolojik oldukları için o dönemin MHP'sinde, o dönemin Refah Partisi'nde, AK Parti iktidara gelmeden önceki halinde, bunlar birer siyasi cemaate dönüşmüşlerdi. Sadece belli bir ideolojik network üzerinden ancak siyasallaşma üretebiliyorlardı. Bunun karşısındaysa her türlü siyasi fikirden boşanmış, her türlü siyasi vizyondan boşanmış, DYP ve ANAP gibi de siyasi şirkete dönüşmüş siyasi partiler vardı. Yani ortada gerçek bir demokratik toplum talebini siyasi temsile dönüştürmek üzere siyasi parti kavramı kalmamıştı. Siyasi şirketlerle siyasi cemaatler arasında bir şeye bölünmüştü siyasi hayat. Vatandaş 2002'de bütün bu sistemi değiştirdi. Ve ilk defa belli bir siyasi fikir temelinde aynı zamanda bir kitle partisi, AK Parti iktidara getirdi. Siyasi fikri neydi bu partinin? Muhafazakar demokratlık, aynı zamanda da kitle partisi oldu. Yani demek ki kitleselleşmek için siyasi fikirden boşanmak gerekmiyordu. Siyasi fikir sahibi olmak da kitleselleşmekten uzaklaşarak bir siyasi cemaat haline dönüşmeyi zorunlu kılmıyordu. Böylesi çok özel, optimum bir denge kurdu AK Parti. Yani şunu iyi gözetmemiz lazım. Evet, AK Parti iktidarlarının sonuçlarıyla uğraşıyoruz ama nihayetinde halk siyasete oy veriyor. Peki buradaki AK Parti'nin kurduğu siyasi kimya neydi? Bu soruyu doğru cevaplamamız. İşte o kimya buydu. O dönemden sonra ben halkın doğrudan özne olarak siyasetin kimyasına, devlet hayatının yazılımına ikinci müdahalesi olarak görüyorum. Cumhurbaşkanının doğrudan halk seçilmesi. Halk tarafından seçilmesini değil evet, mi? Evet, halk tarafından seçilmesi. Şimdi Sayın Bahçeli şöyle bir şey yapıyor. Her türlü yazılıma müdahale etti diyorsun. Tabii. Yani bu devlet yazılımının değiştirilmesidir. Evet. Nasıl oluyor işte hani cep telefonlarında da güncelleniyor. Veya başka şeyler oluyor. Mesela aplikasyonları siyasi partiler gibi düşünün. Değişik zamanda vatandaş değişik aplikasyonlar kullanabilir. Ama yazılımın güncellenmesi doğrudan halkın özne olmasıyla ilgili bir durumdur. Ha, burada da şu, yine siyasi parti kavramına dönersek, siyasi partinin esas meşruiyet kaynağı, referans kaynağı ve her türlü faaliyetinin belirleyicisi olan nedir? Halktır. Şimdi bir garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi sistem, rejim, hiçbir şeyin halka sorulmasını istemiyor. Yani kendi varlık sebebine karşı çıkıyor. Şimdi Sayın Bahçeli burada siyaset yapmanın gereklerini ortaya koydu. O sebeple Sayın Bahçeli şu sisteme destek verdi, şu çalışmaya destek verdi, AK Parti ile yan yana durdu, AK Parti ile karşı karşıya durdu gibi tartışmaların dışında ben konumlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Nedir mesele? Artık halka sorulması gereken bir mesele var. Siyasetçinin görevi de nedir? Evet. Halka sorulmasını kolaylaştırmak. Evet. Halka sorulmasını... Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi niye saldırıyor buna? Halka sorulmasını kolaylaştırmaya niye karşı çıkıyor? Çünkü o halka sormamak üzere
kurgulanmış bir siyasi peşinen aparat. Peşinen karşı çıkıştan aslında Sayın Devlet Bahçeli de söz etmişti ama efendim bakıldığı zaman o zaman şöyle bir şey, siz aslında çok geriden aldınız, güzel de bir tabloyu özetlediniz, geldiğimiz durumu sistematik olarak da anlattınız bize ama şimdi tabii bir taraftan da ne olacak sorusu masanın üzerinde. Dün Nuri Bey AK Parti Grup Başkan Vekillerinden Bülent Turan, Sayın Bülent Turan dedi ki biz bunu bütçeden önce getireceğiz. Nasıl bir takvim var önünde? Daha önceki bu hazırlıkta siz çalışma yaptınız. Tabii tabii. Siz de o komisyonun başkanıydınız hatta. Yani AK Parti'nin yeni bir sivil anayasa ile ilgili hazırlıklarının başındaki ekibin başındaydınız. Evet. O nedenle o günden de başlayarak, o gündeki tabii çalışmaları da katarak ne zaman gelecek, ne gelecek önümüze? Biliyorsunuz bu sadece başkanlık mı gelecek? Bunun üstünde olacak. 2011'den evet. önce de bu çalışmalar vardı. Fakat 2011 seçimlerinden çıkınca Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde benim evet. başkanlığımda bir komisyon. Evet, o komisyonda komisyon. Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı ve diğer evet. arkadaşlar vardı. Partileri ziyaret ettik biz. Evet. Böyle bir süreci başlatacağımızı söyledik. Ve ilk uzlaşma komisyonu süreci öyle başladı. Evet. Biz bu konuyla ilgili yaklaşık 5 senedir partide benim başkanlığımda yürüyen bir komisyon var. Bizim aslında gerek başkanlık sistemiyle ilgili gerek diğer konularla ilgili çalışmalarımız hazır. Bunların sadece güncellenmesi gerekiyor. Bir de çeşitli konular söz konusu. Şimdi burada söyleyeceğim şu kritiktir. Benim bu tartışmalarda rahatsız olduğum şey şudur. Biz etiketleri çarpıştırıyoruz. Yani bir kısım parlamenter sistemi savunuyorum diyor, başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Bir kısım başkanlık sistemi diyor, parlamenter sistem konusunda yeterli bir izahatta bulunmuyor. Şimdi biz niye başkanlık sistemi diyoruz? Ve bunu şöyle içeriklendiriyoruz. Birincisi bu sistem krizini görüyoruz. Bizim görevimiz sistemin siyaseti aşağı çekmesi değil, toplumu aşağı çekmesi değil, tam tersine kolaylaştırıcı olması. İkincisi de şu, tartışmamız gereken şey şu. Bir, başkanlık sistemi istemeyenler diyor ki bu otoriterleşmeye götürür. Esasına bakarsanız başkanlık sisteminde başkanın yetkileri belki şimdiki cumhurbaşkanı kadar olmayacak ya da başbakan, şu anki başbakan kadar olmayacak. Olması mümkün. İkincisi denge denetleme sistemleri açısından düşünürseniz. Check and balance dediğimiz şey herkes değil mi, söylüyor. Sistemi? Evet, herkes söylüyor. Deniyor ki bu hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan gibi bir halk adamının doğrudan seçileceği bir sistem olarak düşünülmemiş. Yetkiler ve diğer organizasyonlar Kenan Evren gibi birisinin sistem üzerinde vesayet kurumu olarak, makamı olarak kalması için düzenlenmiş. Dolayısıyla parlamenter sistemle uyuşmayacak aşırı yetkiler var. Dediğim gibi de hep bu böyle oldu. Sadece rahmetli Özal ve 11. Cumhurbaşkanımız bunların demokrat devlet adamları olarak istisnası oldular. Şimdi burada bu çarkın düzelmesi gerekiyor. Halk doğrudan seçtiğine göre de bu artık bu şekilde düzenlenecek şekilde bir adım atmak gerekiyor. Peki parlamenter sistem, hakikaten Türkiye'de bir parlamenter sistem geleneği ve birikimi var mıdır? Ben doğrusunu söylemek gerekirse öyle bir şey görmüyorum. Bu sık sık darbelerle akamete uğratıldı. Bizatihi sistem Türkiye'de, buna işte kimisi derin devlet der, kimisi başka bir şey değil. Darbeler vasıtasıyla bir siyasi gelenek, bir parlamenter birikim oluşmasını engelledi. Yine sizin bir sorunuz üzerine geçmişte söylemiştim. Parlamenter sistem Türkiye'de ilk defa kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde AK Parti zamanında işletildi. Bunun cevabını da sistem AK Parti'ye kapatma davası bir olarak verdi. Bir darbe girişimine rağmen. 27 Nisan muhtırası olarak verdi ve kamuoyuna yansımamış bir sürü kriz olarak verdi. Darbe girişimi, kriz, suikast girişimi vesaire falan, siyasi istikrara suikast girişimi vesaire olarak parlamenter sistemi ısrarla devam ettirdiğinizde de onlar çıkıyor. Tabii. Şimdi bugün geldiğimiz nokta da şudur. Şunun adını koymak lazım. Bakın bunlara hiçbir şekilde bir taraftar analizi olarak bakılamaz. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde şu anda bulunduğu makamlar ve gösterdiği performans itibariyle devletin ve ülkenin bütün dosyalarına en çok hakim kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. İkincisi, Avrupa Birliği dahil olmak üzere etrafımızdaki yakın coğrafyada dünyada en deneyimli devlet adamlarından bir tanesidir. Yani yönettiği krizlere bakın, ilgilendiği dış politika konularına bakın. Şimdi siz böylesine kapasiteli bir siyasi lidere sen cumhurbaşkanı oldun, bir kenarda dur demeniz, hangi mevzuata referans yaparsanız yapın, eşyanın tabiatına aykırı. Eşyanın tabiatı bunu kabul etmez. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bugün dese ki, halkın önüne çıksa, ben hiçbir şeye karışmıyorum artık, cumhurbaşkanı oldum dese, halkımız buna müsaade etmez. Bu çok açık ve net bir durumdur. Dolayısıyla başkanlık sistemi konusundaki
tartışmanın şuraya doğru çekilmesi lazım. Birincisi bu kısım yapısal bir zorunluluk. Yani sistemde bir değişiklik gerekiyor. Şart. Ha, buna biz başkanlık sistemini öneriyoruz. Ben o zaman uzlaşma komisyonu devam ederken dedim ki ya CHP'liler de güçlü bir parlamenter sistem şeyi getirsinler. Ama önerisi bu getirsin, yeni Türkiye'nin ilk anayasası olsun bu. Eski Türkiye'nin son anayasasıyla sınırlı bir melez girişimde bulunmasınlar. Burada tartışmayı şuraya çekmek lazım siyaset bilimi açısından. Etiketleri tartıştırmayalım. Bir, kimin önerisi daha çok kuvvetler ayrılığı getiriyor? İki, kimin önerisi daha çok denge denetleme mekanizmaları siz getiriyor? Siz istikşafi görüşmeler sırasında Cumhuriyet Halk Partisi ile saatler geçirdiniz baş başa. Evet. Dolayısıyla hani orada onların da ne düşündüğünü biliyorsunuz. Ben bakın o istikşafi görüşmelerin son derece saygıyla anıyorum. Yani hem bizim taraftaki arkadaşlar hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafındaki arkadaşlar çok verimli görüşmeler yaptı. Sizin CHP'yi oyaladığınız iddiaları olmuştu. Bunu CHP sözcüleri de dile getirmişti. Yok, hiçbir sözcü dile getiremez. Yani o toplantıya katılan hiç kimse dile getiremez. Sadece o süreci sabote etmek isteyen bazı kişiler gündeme. Onlar bizim için son derece faydalı ve saygın görüşmelerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden o görüşmelere katılan arkadaşlar da bunun şahididirler. O arkadaşların beyanı da olmadı. Bunun tersine bir beyan olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor. Karşılıklı olarak Türkiye'nin bütün siyasi ajandasını yıllar boyunca gündemde önümüzden geçiren, bunu değerlendiren bence çok verimli ve saygın görüşmeler yaptık. Benim açımdan oranın mahremiyetini ve saygınlığını koruyacağım. Ben bir kere daha mesela ben bizim taraftan hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından oraya katılan arkadaşların orada gösterdiği saygıdeğer tutuma her zaman teşekkür ediyorum. Bu nettir yani. Siyaset hayatında, devlet hayatında karşı karşıya gelirsiniz. Ama nihayetinde hepimizin devleti ortak bir devlet. Hepimizin hizmet ettiği millet evet. Aynı millet. Yani bu şeyi de korumak lazım. Sayın Bakan, şimdi korumak geldiğimiz lazım. Noktada halk elle geçirmiş, bir yetki geçirmiş. Tabii. Cumhurbaşkanı halkın seçmesi yetkisi halkın eline geçmiş. Halk elle geçirdiği bu yetkiyi geri vermeyi çok istemez. Doğru da değil zaten. Doğru da değil. Şimdi o zaman Türkiye'nin yani bu sistemin söylediğiniz arızaların giderilmesi için ya eskisi gibi Cumhurbaşkanı son derece yetkilerini de azaltıp mevcut yetkilerini de azaltmak gerekir. Yani mevcut yetkilerde bir cumhurbaşkanının bu kadar parlamenter sistem içerisinde bu kadar etkinliği ve yetkileri olamaz. Onları azaltıp halk tarafından seçilmesini de engelleyecek bir düzene dönmek lazım. Ya da eğer halk tarafından seçiliyorsa zaten otomatik olarak halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı biz hala parlamenter sistemde olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani devletin başında halk tarafından seçilmiş iki tabii. Tane irade yani söz konusu. Vaatleri var. Çift başlı. Vaatlerinin yerine zaten. Gelmesi için hükümet iradesi gerekiyor. Evet. Şimdi bakın bu tabii buradaki... Ya şu gün kriz çıkmıyorsa belki aynı gelenekten gelen, tabii. Aynı siyasi kökenden gelen, birbirini çok tabii. İyi tanıyan, tanımlayan, hedeflerini bilen insanların fedakarlıklarıyla büyüyor. Tabii. Şimdi bu da detaya girmeden sadece ana başlıklarla ilgili analiz yapsam 3-4 saat sürer. Evet, evet. Ama ben iki noktayı çok önemsediğim için iki noktayı lütfen. Söyleyip bağlayacağım. Birincisi şu. Ondan sonra sorunuz olursa devam ederim. Evet. Herkes şuna baksın. Parlamenter sistem ve başkanlık sistemini etiket olarak tartıştırmayalım. Bir, istikrarı hangisi çok temin ediyor? Kuvvetler ayrılığı konusunda hangisi daha yetkin? Paketlerin içine bakalım yani. İnsan hakları ve hukuk devleti düzenini hangisi daha çok sağlıyor? Denge denetleme mekanizmaları hangisinde daha araya güçlü? Araya girip bunları zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği bunlar sizin söyledikleriniz. Orada bir tenakuz olmuyor mu? Yani hayır. Cumhuriyet Halk Partisi de bunları istiyor. Siz şu, de aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Bunları istemenin karşısında ne talep edilirse edilsin o zaten doğru bir şey olmaz. Bizim istediğimiz AK Parti olarak kuvvetler ayrılığını güçlendirmek, denge denetleme mekanizmasını güçlendirmek istikrarı sağlayacak şekilde bir başkanlık zaten sistemi. Zaten referanduma gittiğimizde de şunu tartışmayacak mıyız halka? Parlamenter sistem mi olsun, başkanlık mı olsun? Tabii. Başkanlığı savunanlar onu anlatacaklar. Evet. Parlamenter sistemi savunanlar onu anlatacak. Sonuçta halk bir karar verecek. Tabii. İkincisi, sevgili vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya dönük bir şey söyleniyor. Yani burada federasyon olacak ya da çift kamaralı meclis olacak gibi. Evet. Şimdi biz Türk tipi derken yani aslında Türk tipi denildiğinde bakın çok da enteresan bir şey vardır. Türkiye'nin siyasetçileri, bakın Türkiye'nin kurucu partisinin olduğunu söyleyen partinin siyasetçileri Türk tipi deyince onu kötü bir şey olarak damgalıyorlar. Halbuki Türk tipi dediğimizde milli bir şeyden bahsettiğimizde bunun illa evrensel olanla çatışması gerekmiyor. Evrensel olanın kazanımlarını koruyan
Ama oradaki bir takım aksaklıkları da gideren bir şey. Evet. Dolayısıyla şunu üstünde hassasiyetle duralım. Başkanlık sistemi Amerika'da uygulandığı biçimiyle bir üniter devlet dışında bir yapıdır. Yani orada federatif yapıların vesairenin olması. Başkanlık sistemi olduğunda zorunlu olarak federatif yapı olmayacaktır. Türkiye'de biz üniter devlet yapısından bahsediyoruz. Bir diğer konuşudur. İki kameralı meclisi çok Türkiye'yi yani yavaşlatacağı için, olmayacak. Tabii Türkiye'yi yavaşlatacağı için uygun görmüyoruz. Dolayısıyla mesela Almanya'da federal yapı var ama başkanlık sistemi yok. Amerika'da federal yapı var, başkanlık sistemi var. Yani her ülkenin kendi siyasi kültürüyle ve tarihsel koşullarıyla şekillenen bir ama bugüne kadar tartışılan sanki Amerikan sistemine yakın bir sistem, içinde federalizmin ve çift meclisin yer almadığı, tek meclisin yer aldığı ve üniter yapının korunduğu Amerikan sistemine daha yakın bir sistem tartışılıyor. Yani sistem üzerinde çalıştığınız zaman göreceğiniz şey şudur. Bütün bu sistemleri mukayesel olarak gördüğünüz zaman göreceğiniz şey şudur. Bu şeyin, boyutun, bu başkanlık sistemi meselesinin en yetkin ve birikiminin olduğu sistem Amerika'daki uygulanan haliyledir. Ama illa o zorunlu olarak o federasyon ya da diğer konular o Amerika'nın tarihsel koşullarından gelen şeydir. Şimdi burada da şöyle bir ayrım yapmak lazım. Şöyle herhangi bir yerde federal yapıların olması da aslında üniter devlete aykırı değil. Mesela geçen beni şaşırtan bir şey oldu. Bir yerde okudum, İngiltere'yi öyle algılıyor. Halbuki İngiltere üniter devlettir. Önemli olan o federal yapılara yetkinin Merkezi Meclis tarafından mı veriliyor yoksa devletin kuruluşu sırasında onlar yetkilerini Merkezi Meclise mi devrediyorlar? İngiltere'de İskoçya'dan bahsediyoruz. İngiltere'de o yetkileri Merkezi Meclis verdiği için onun dışına giriyor ki Türkiye'de böyle bir şey de olmayacak. Evet, bunu kapatalım artık isterseniz. Nur abi, kapatmadan ne zaman getireceksiniz efendim? Bir var mı? Takvim ben, var mı? Ben Sayın Başbakanımızın sözüyle bağlayayım. Sayın Başbakanımız tarih vermek doğru değildir dedi. Tamam. Biz dedi çalışmalarımızı yetkin bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla bir de şu vardır tabii, bu nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecektir, tartışılacaktır. Yani AK Parti bütün bunları gözeterek, belli bir o takvimi gözeterek yapacaktır. Tabii ki hazırlıkları var ama tabii o takvimin... Çok küçük bir soru da ama yani böyle şans ol, bir at getirelim 330'u bulacak mı diye de genel kurula gelmeyecek değil mi bu? Yani bu, yani bir MHP ile... Olur mu bu? Yani onu açmak için soruyorum özellikle. Tabii bu ciddi. Onu bir netleştirir misin? Nihayetinde biz burada... Hem vatandaşlarımıza karşı hem gelecek nesillere karşı sorumluyuz. Burada zihnimizin yettiği dünyanın birikimini, Türkiye'nin birikimini masaya yatırıp en yetkin modeli getirmemiz lazım. Evet, Türkiye maalesef kara günler yaşatan bu Fethullahçı terör örgütünün lideri, terörist başı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Sayın Adalet Bakanı Amerika'ya gitti. Şu anda Amerika'da muhataplarıyla görüşmeler yapıyor. Muhtemelen bu saatlerde Adalet Bakanı'yla görüşmüş olması lazım. Evet, Amerika'nın Adalet Bakanı'yla görüşüp bunların bir türlü, aslında CIA'den istese de CIA'yı verir onlara ama bir türlü bulamadıkları delilleri, yeni deliller veriyor belki. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İadesi konusunda Amerika'nın ipe un serdiğini düşünüyor musun? İade edileceğini düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü oradan hala İade edilmese bile, gözaltına bile alınmadı. Çok özgür bir şekilde hala o terörist faaliyetlerine devam ediyor. Hala o örgütü idare ediyor, yönetiyor. Birincisi şu, aramızdaki suçların iadesi anlaşması temelinde bu söylediğiniz nokta önemlidir. Tutuklanmasa bile, iade edilmese bile tutuklanması gerekirdi. Örgütü yönetmesinin engellenmesi gerekirdi. Evet. Bu tabii müttefikimizdir Amerika Birleşik Devletleri. Dost bir ülkedir. Bu konudaki bu yanlış yaklaşımın altını sürekli çiziyoruz. Şunu unutmamak gerekir. Bu bahsettiğimiz yapı herhangi bir şekilde dini irşat örgütü vesaire olarak adlandırılamayacak bir yapıdır. Bu bir espiyonaj örgütüdür. Ve dikkat ederseniz özellikle Arap Baharı'ndan sonra da ortaya çıktı. Dini referanslar kullanılan bir takım örgütler Pakistan'dan ta Fas'a kadar bütün bu coğrafyanın içerisinde istikrarsızlaştırıcı bir rol oynuyorlar. Evet. Bu da sapık bir dini anlayış temelinde askeri diktatörlük kurmaya çalışan bir örgüt. Bu vardır, bu tip böyle hoşgörü, diyalog ve benzeri kavramlarla konuşan. Hatta bir tanesi vardı, yine Batı'da böyle konuşuyordu. Sonra geldi meşru hükümete karşı Pakistan'da yürüyüşler, tertip etti. Burada tabii iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Yani bu tip yapıların sivil alanda faaliyetlerini yürüttüğü müddetçe, ulusal güvenliğe ve toplumsal barışa tehdit teşkil etmediği müddetçe özgür olmasıyla devlet hayatı içerisinde bir
devletçik olarak ya da bir paralel devlet olarak örgütlenmesi halinde buna karşı alınacak tedbirler arasındaki farktır. En sonunda zaten ilk olarak söylemiştim, bu bir Usama Bin Laden'den daha tehlikelidir. Yani Türkiye için bir El-Kaide, DAEŞ örgütüdür diye. Nitekim dikkat ederseniz DAEŞ'in yaptığı ve bugün kameralarla dünyanın pek çok yerinde sosyal medyayla yansıtılan vahşetten daha büyük bir vahşete imza attı. Tabii 15 Temmuz gecesi. Tabii vatandaşımız büyük bir liderlik göstermeseydi, Cumhurbaşkanımız o cesareti göstermeseydi, Başbakanımız, hükümetimiz ama esas tabii vatandaşlarımız çok daha büyük bir katliama imza atacaklardı. Sayın Bakan sözünüzü kesiyorum. Yani yaptığı katliamın büyüklüğünü söylemek için o gece burada biz program yaparken Batuhan'la beraber, evet. Batuhan Bey'le beraber halka şöyle bir çağrıda yaptık. Hiç aklımıza gelmedi biliyor musunuz? Sokağa dökülün, uçaklar size bir şey yapamaz. Uçaktan size ateş etmezler. Yani bunu inanarak söyledik. Ben de emekli bir askerim. Yani uçaktan halkın üstüne ateş edilmez. Yani ateş edilmez yani. Ama siz tabii FETÖ'yü görmediniz. Yani bu kadar acımasız olabileceği aklımızın köşesinden bile geçmedi. Dedik ki yani siz uçaktan korkmayın, uçak size ateş etmez dedik. Ama ettiler evet. O kadar acımasız. Yani bunlar, bunlar yani çok açık ve net bir şekilde bütün bu her gün ortaya çıkan belge bilgilerle beraber değerlendirildiğinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu bir puzzle örgüt. Evet. Yani dünyadaki bütün suç örgütlerinin belli vasıflarını toplamış. Adeta hani bununla ilgili olarak bakıyorsun bazen belli sosyal yapılara benziyor. Bazen siyasal yapılara benziyor. Bazen bu silahlı terör örgütlerine benziyor. Bir puzzle örgüt olarak böyle bir şey kurmuş. Ve hangi toplumsal kesime dönük olarak ilerlemek için onlarla temas kurması gerekiyorsa o şekilde bir iade enstrüman kullanıyor musunuz? Yani iade edilmesi gerekir. Bizim talebimiz budur. Ama onun ötesi benim resmi konumuma, konumumun sınırlarını zorlayacak bir kişisel analiz olur. Eğer bu şahıs Türkiye'ye iade edilmezse terör konusunda paylaştığımız ilkesel tutuma zarar verilmiş olur. Bir çifte standart ortaya çıkmış olur. Baylok'un son dönemde sulandırılmaya çalışılması FETÖ tarafından, Baylok'tan elde edilen bilgiler. Bir cümlede ona bir söyler misin? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, biz bunu... Hala operasyonel olması FETÖ'nün dikkat çekici değil mi Sayın Bakan? Tabii. Ve bakın pek çok yerde de Türkiye'nin ekonomisine yürütülen soruşturmaların salahiyetine dönük olarak bir şey yaymaya çalışıyorlar. Ama biz şunda kararlıyız. Yani bu bir beka meselesidir. Devlet yoksa demokrasi de olmuyor, hukuk devleti de olmuyor. Herhangi bir şekilde hiçbir zemin bulamıyoruz. Bunlar, bakın her darbe rejimi değiştirmeye dönüktü. Fethullah Gülen'in, bu örgüt liderinin yönettiği darbe girişiminin diğerlerinden bir farkı var. Rejim değil, doğrudan devletin altyapısını alıp gayrimilli bir unsura teslim etmeye dönük bir girişimdi bu. Dolayısıyla biz bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Evet. Bununla mücadele etmezsek ekonomik, siyasi, sosyal hiçbir alanda ilerleme kaydedemeyiz biz. Yani ilk gündem maddemiz bununla mücadele olacak ve bunu yaparken de son derece titiziz. Bunlar yüzünden herhangi bir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz. Ama şunu da unutmamak gerekir ki burada mağdur millettir. Bu görevden aldıklarımız değil. Efendim devam edeceğiz kısa bir aranın ardından. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarındayız. Yayınımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer Çelik. Nuri Eliboğlu'la birlikte sorularımızı yönlendiriyoruz. Efendim tabii bir taraftan bakıldığında da Irak ve Suriye Türkiye'nin aslında mercek altında tuttuğu iki yer. Bir taraftan Fırat Kalkanı ciddi bir şekilde devam ediyor. Bugün Dışişleri Bakanı operasyonun devam edeceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Elbab'a kadar gidileceğini söyledi. Elbab'ı bombalıyor Suriye. Evet, bir taraftan Suriye Özgür Suriye ordusuna yönleniyor. Bir taraftan Membiş'te PYD ve daha doğrusu PKK ile mücadele hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Özgür Suriye Ordusu tarafından devam ediyor. Musul'da bir harekat var. Kerkük karıştı. Aslında hani böyle Irak, Suriye ayrı ayrı ülkeler değil artık. Yani merkezi hükümet diye bir şey kalmadı. Analiz alalım. Güney analizi yaptığımız zaman nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Cumhurbaşkanı Misak-ı Milli dedi, bir sürü ortalık karıştı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bahsettiği cümleleri yan yana koyup bütünsel bir şekilde, entegre bir şekilde değerlendirmek lazım. Birincisi, her zaman altını çizdiği şey şu, Irak ve Suriye'nin tek karış toprağında gözümüz yok. Bunun üstüne Misak-ı Milli'yi söylediği zaman ya da Ahdi Milli'den bahsettiği zaman bu ikisini beraber değerlendirmek lazım. Ya emperyal bir şey değil bu. Emperyalist bir tutum değil, herhangi bir şekilde toprak talebi değil. Ama bizim bir varlık sebebimiz olarak, normal olarak ilgilenmemiz gereken coğrafyalarla,
buradaki etnik, mezhebi, hangi unsurlar olursa olsun insani düzeyde ve siyasi düzeyde ilgilenmemizle ilgili. İkincisi, sınırdan içeriye doğru baktığımızda 30 kilometrelik yaklaşık bir derinlikte, yani Musul'dan Halep'e kadar neredeyse bir çizgi çekin. Bu alanda yerleşen her terör örgütü bizim için bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bize zarar veriyor. Nitekim bakın işte Afrin, Kobani, Haseki, Kamışlı, bütün bu bölgedeki şeye bakın. Buraya mesela YPG'nin yerleşmesi, PYD'nin yerleşmesi, PYD'nin oradaki Kürt sosyolojisinin üstüne dayanarak yürüttüğü bir faaliyet değil. Oradaki Kürt vatandaş, Kürt insanını da temsil eden bir hareketlenme de değil bu. Ben mesela birkaç onun için mi Türkiye mesela, Suriye, Suriyelilerin, Irak, Iraklıların şeyini kullanıyor, biz, jargonunu? Biz Irak'ta Irakçılık yapıyoruz, Suriye'de Suriyecilik yapıyoruz. Türk dış politikasının esası bu bölgelerin birer barış ve refah projesi temelinde bu bölgelere yaklaşmaktır. Ama ilk nasıl oldu? Özgür Suriye ordusuna karşı rejimin askerleri, Esad'ın askerleri orayı boşalttığı zaman buraları PYD'ye terk etti Esad. Dolayısıyla PYD'nin oradaki hareketliliği Esad'la ilgili bir hareketliliktir. Geçenlerde mecliste bir HDP milletvekili bana bunu sorunca dedim ki bakın sizin haberiniz bile yokken bu Afrin, Kobani, Haseki, Kamışlı Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Esad'la yapılan görüşmelerde onlara kimlik verilmesi, Türkmenlerin hakkını koru, Kürtlere kimlik ver, siyasi tutukluları serbest bırak. Ya bu kimliklerin, Kürtlerin kimliği bile yok. Kimliği bu insanlara yok. Zulmetme. Evet. O zaman sizin belki Suriye Kürtleri diye HDP'nin veya onun arkasındaki selefi olan partinin Türkiye'de bir tane yaptığı konuşma yoktu. Şimdi çıkıyorsunuz, o masayı da hatırlıyorum yani. Esad vardı, işte onun danışmanı vardı. Buşeyne Şaban arada bir CNN International'a çıkıyor. Evet. Böyle bir yemek yeniyordu. Orada tekrar söyledi, siyasi tutukluları serbest bırak. Bir geçiş dönemi yarat, siyasi partilere yol ver. Niçin? Biz Arap Baharı'nın geldiğini gördük. Bu bölgelerde çok çatışma çıkmadan bir dönüşüm olsun, transformasyon olsun bu ülkelerin iyiliği için diye bu öneriler yapıldı. Nitekim bu dönüşümü gerçekleştireceğini Esad da söyledi o zaman. O zaman Türkiye'den heyetler gitti bunu kolaylaştırmak için. Evet. Yani hatta o zaman dünya bizi eleştiriyordu. Böyle bir devletle niye ilişki kuruyorsunuz diye. Sonra iş öyle bir iyi bir aşamaya gelmişti ki Amerika Birleşik Devletleri ve başka devletler oraya temsilcilik açmaya başladılar. Bu dönüşüm sağlanıyordu. Ama bu insanlara, masum insanlara silah çekmesi, F-16'larla, kimyasal silahlarla... Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri müdahale edecekken Suriye'yi uluslararası kamuoyunun önüne koyan ülke Türkiye oldu. Tabii. Bütün bu dönüşümün arkasından sonra şu oldu. Esad rejimi çok kontrollü bir biçimde. Birincisi, bazı güçlerin buraya müdahalesi için DAEŞ'e alan açtı. DAEŞ'e alan açtı. Aslında bakın, Esad giderse... Peki DAEŞ oraya yerleşirse ne yapacağı sorusunu sorarak siyasi geçişi engelleyenler yanlış bir analiz yapıyorlar. İlk zamanlarda 300-500 kişiydi bunlar. Esad'ın kalması uzadıkça artık şimdi binlerce sayıdan bahsediyor. Ama toplamda 10 bin kişiden bahsediyor. DAEŞ bir sonuç yani. İkincisi, 30 yıl savaşları üzerinden, Avrupa'daki 30 yıl savaşları üzerinden yapılan bazı terör analizleri vardır. Son derece kıymetli analizlerdir bunlar. Bu örgütlerin bir takım özellikleri var. Bunun 70'li yıllarda bir takım sol versiyonları da vardı. Nasıl bir örgüttür ki bu? Sürekli olarak petrol belgelerini tutmak üzerinden hareket ediyor. İnsan ticareti yapıyor. Tarihi eser ticareti yapıyor. Stratejik bölgeleri tutuyor. Ve sürekli olarak o örgütün yerleştiği, arkasından da boşalttığı yerlerin arkasından Suriye ve Irak içerisindeki etnik denklemi ve mezhebi denklemi değiştirecek bir takım siyasi sonuçlar. Küçük siyasi haritalar ortaya çıkıyor. Ha, demek ki burada şöyle bir şey oluyor. Bu örgüt ve bu örgütün çerçevelediği siyasi proje şöyle bir şey yapıyor. Burada küçük devletçikler halinde buraların daha çok bölündüğü, buraların sürekli olarak mezhebi ve etnik temelde belli bir gerilim hattının üzerinde tutulduğu yeni bir siyasi şekillenme ortaya çıkarıyor. Biz bunun, bakın aklımız erdi ereli, gördüğümüz tek toprak birleşmesi Doğu Almanya ile Batı Almanya dışındadır. Bizim yakın Doğu Almanya ile Batı Almanya'dır. Onun dışındaki bütün coğrafyalarda bölünme meydana geliyor ve vahşet artıyor. Ve buraların hepsi de enerji bölgeleri. Enerji hatlarının şekillenmesinden siyasi haritaların şekillenmesine kadar bir durum var. Şimdi burada birkaç hassasiyetimiz var, onu söyleyeyim. Birincisi, bizim herhangi bir gruba Şii ya da Sünni diye karşıtlığımız ya da yakınlığımız söz konusu olamaz. Biz mezhepçi gruplara karşıyız.
Mezhepçi gruplarda ister Şii olsun ister Sünni olsun. Bunların bölgeye getirdiği şey felakettir. Şimdi sanki AK Parti hükümeti Sünni mezhepçiliği yapıyor da Şiilere karşı bir tutum alıyormuş gibisinden bir propaganda yapılıyor. Bu doğru değildir. Irak'ta da biz 2002'den sonra iktidara geldikten sonra hiç görüşme yapılmamıştı mesela Şii gruplarla. Bu Şii gruplarla yapılanın ilk başlatan biziz. İkincisi, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kürtlere karşı gibi göstermeye çalışıyor. Özellikle Türkiye'deki HDP'nin siyasi üslubu. Halbuki onlara mecliste de örnek verdim. Bu Kobani olayları olduğunda Kürtlere kapıyı bir saçtı. Rudav haber ajansına diğer Kürt gruplar Suriye'deki açıklama yapıyorlardı. Biz orayı kurtarmaya gitmek istiyoruz. PYD bizi oraya sokmuyor diye. Karşı olunan şey PYD PKK terör otoritesi kurmasıdır orada. Ve çok açık ve net bir biçimde eğer o şekilde olsaydı biz Suriye'de ne var? Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin oturduğu temel sosyolojik birimler korunsun. Yarın bir gün ne şekilde bir siyasi şekil oluşacak? Esas sonrasındaki geçiş hükümetiyle karar verilsin. Ama şunu unutmamak gerekir. Mesela Irak Başbakanlığı da, Sayın Abadi'ye de mesela gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde gerek başka vesilelerle her zaman Irak'taki etnik ve mezhebi çoğulculuğu koruması şeklindeki bir siyasi vizyonu yürütmesi konusunda destek verilmiştir. Evet. Yani onun kendisinin Şii ya da Sünni olmasına bakılmamıştır. Böyle bir sürü açıklama vardır ve bu şekilde Türkiye oraya yardımcı olmaya çalışmıştır. Ama kendisi mezhepçilik yapıp da Türkiye'yi dışlaması aslında Irak halkının en büyük dostu olan Türkiye'nin ve AK Parti hükümetinin dışlanması manasına geliyor. Bakın oraya bakanlar baktığı zaman petrol boru hatları görüyorlar, enerji hatları görüyorlar, başka çıkarlar görüyorlar. Biz oraya baktığımız zaman Anadolu Mezopotamya kardeşliği temelinde bu coğrafyanın kadim kültüründen gelen, bu kardeşlik kültüründen gelen oranın mazlum halklarını görüyoruz. Evet. Biz burada herkese kucak açıyoruz. Buraya Türkiye'de açık sınır politikası uyguluyoruz. Gelene mezhebini sormuyoruz, dinini sormuyoruz. Ezidilerin de en büyük hamisi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların en büyük hamisi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bırakın mezhepçiliği, Şii, Sünni meselesini. Müslüman ve Hristiyanların hamisi de Türkiye Cumhuriyeti'dir bu mazlum coğrafyada. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası barış ve refah temelinde bir projeye dayanmaktadır. Bu bölgemizde şöyle kötü hastalıklar var bakın. Bir başkasını istikrarsızlaştır, başkasını ekonomik olarak istikrarsız kıl, kendi gücünü artır. Hiçbir zaman böyle yapmadık. Sürekli olarak zenginliği artırmak, sürekli olarak istikrarı artırmak için. Mesela bir örnek vereyim, Yunanlı bir dostum var. Dedi ki ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Eğer Türkiye Yunanistan'a düşman olsaydı, ekonomik kriz zamanında Türkler bizi çökertmeye çalışırdı. Tam tersine bizim kalkınmamız için yardımcı olmaya çalıştılar. Turizm başta olmak üzere diğer konularda. Biz hakikaten kendi kendini yöneten Irakların egemen olduğu bir Irak. Herhangi bir mezhep grubunun değil. Şunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bakın nasıl ki biz herhangi bir şekilde Şii mezhepçiliği temelinde bir tek tipçi bir Irak istemiyorsak, aynı şekilde Sünni mezhepçiliği ya da herhangi bir etnik grup temelinde de tek tip bir Irak istemiyoruz. Irak'ın bütün çoğulcu yapısını gösteren bir şey olması lazım. Peki şu anda ne yapıyoruz biz? Bakın 30 kilometre içeriye doğru girdiğinizde buradaki her terör örgütü bizim için bir ulusal güvenlik tehdittir. Burada ulusal ordu yok oralarda. Bir milli polis gücü merkezli yok. Merkezli hükümetinde yetkisi ve etkinliği yok. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'deki özellikle dış politikada benim güvenliğim veyahut ulusal güvenliğim artık sınırlarımın çok ötesinden başlar tezi de hakim oldu. Aslında bu çok değişik, çok ciddi bir paradigma değişikliği. Aslında şu zorunlu olduğumuz bir şey. Yani biz burada merkezi hükümete diyoruz ki buyur bu terör örgütü bana saldırıyor senin topraklarından. Bunu önle. Bununla ilgili gereken tedbiri al. Alamıyor. Ha bu zaten dünyada, net bir durum bu yani. Dünyada bu konsept değişti. Yani Amerika gelip El-Kaide'yi Pakistan'da önlüyorsa benim 30 kilometre ötemde engel olmama lüksüm olamaz. Suriye hükümetle, Irak hükümetle tedbir alırlarsa Sayın Bakan'ın dediği gibi kimse bir kilometre bile girmek istemez. Dolayısıyla. Ama Birleşmiş Milletler sözleşmeleri bize bu hakkı, bu meşru müdafaa hakkı. Çok bir cümle evet. Efendim çok tartışıldı ya. Musul Harekatı'na katılıyoruz, katılmıyoruz. Herhalde çok net bunu artık çok fazla tartışmanın bir anlamı da kalmadı. Yani Türkiye başı kadı zaten. Musul Harekatı'nın parçasıyız ama dediğim gibi bakın herkesin farklı niyetleri gibi değerlendirmesinler bizim niyetimizi. Kim Irak'ın bütünlüğünü istiyorsa biz ondan yanayız. Kim Suriye halkının kendi iradesiyle ortaya koyacağı bir geleceğin peşindeyse biz ondan yanayız. Evet. Biz buradaki küçük bir takım vekalet savaşlarının parçası değiliz. Evet. Vekalet savaşlarının parçası değiliz.
Irak'ı ya da Suriye'yi etnik ya da mezhebi temelde bölmenin, istikrarsızlaştırmanın parçası değiliz biz. Biz tam tersine buna bu engel olmak için onurlu geleceğinin parçasıyız. Evet. Avrupa Konseyi'de vize serbestliği ile ilgili bir görüşmeler başlatılmıştı. Devam ediyor. Bu görüşmeler ne zaman sonra erecek? Şimdi Avrupa Birliği ile bu 18 Mart mutabakatının bir parçası vize serbestliği. Onlar son tekliflerini bize gönderdiler. Evet. Biz bununla ilgili çalışıyoruz. Ama dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bizim terör yasamızda radikal bir paradigma değişikliği yapmamız söz konusu değil. Bakın 55-65 ülke DAEŞ'le savaşıyor. Herhangi bir şekilde başarı sağlayamamışlardı. İlk defa Türkiye'nin operasyonlarıyla Avrupa Birliği sınırı, Avrupa sınırı ve NATO sınırı DAEŞ'ten temizlenmiş oldu. Şimdi burada bir güvenlik zaafı oluşturamayız biz. Ha, başka tür bir takım değişiklikler söz konusu. Mesela işte kişisel verilerin korunması vesaire gibi konularda. Bunlarda o olumlu yaklaşımlarımız var. Dolayısıyla bu son şeyi değerlendireceğiz. Bu son şeyi de yapabileceğimiz varsa yaparız. Onları kabul ederseler. Ne kadar bir süreç alır bu? Vallahi ben doğal ölümü ya da doğal başarısı yıl sonuna kadar gerçekleşir. Geri kabul dahil bunu. Geri kabul. Yani şimdi, biz Ocak 2017, 1 Ocak 2017'ye kadar Avrupa Birliği'ne vizesiz girip girmeyeceğimiz netleşecek. Tabii, önümüzde de 2 ay, 2,5 ay bir süre. Eğer bununla ilgili vize serbestisi konusunda herhangi bir adım atamazsak zaten geri kabul anlaşmasında doğal ölümü gerçekleşmiş olur. Yani bir tarih vermek için söylemiyorum ama. Yani deadline 1 Ocak 2017 midir efendim? Dediğim gibi tarih vermek için söylemiyorum ama doğal olarak bu yıl sonuna doğru doğal ölümü gerçekleşir. Fransa 4. kez o hali uzattı ama Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de o halle ilgili ciddi eleştirileri var. Ne diyeceksiniz? Şimdi şu, hiçbir şey devlet bir diğerinin kendi karşı karşıya kaldığı terör saldırısıyla şey değil. Direkt muhatap olmuyor. Ben çok basit bir şey söylüyorum onlara. Diyorum ki şöyle bir şey düşünün. 1295 kilometre sınırınız olsa Irak ve Suriye gibi. Ondan sonra Fethullahçı terör örgütü gibi benzeri bir örgüt savaş uçaklarıyla Paris'i bombalamış olsa 241 tane vatandaşını bizim şehit vatandaşlarımız gibi öldürürse, bu kadar yaralınız olsa size bu ağzınıza o hali almazdınız çünkü bu yetmezdi size. Evet. Çok net bir şekilde yapılıyor. Yani görmek gerekiyor bunu. Yani burada Sayın Dışişleri Bakanı Fransa'nın işte bizdeki o halle sizdeki o hal farklıdır gibisinden evet, bir şey yaptı. Öyle dedi. Ben en son mesela Brüksel'i ziyaret ettiğimde bir terör alarmı verildi. İşte ben lobide bir görüşme yapıyordum. Birdenbire lobi silahlı askerlerle doldu. Ya ben otelin koridorlarında asker görüyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla yani herkes güvenlik değerlendirmesini bu bağlamda yapıyor. Türkiye'nin karşı karşıya açık ve net bir şekilde söylüyorum. Evet. Bakın Türkiye karşı karşıya kaldığı bu tehdidin çok daha küçüğüyle karşı karşıya kaldığı halde Fransa o halde diyor bizde diyor meclis devre dışı değil. Bize de meclis devre dışı değil. Ama şunu da unutmasınlar. Bizim başka üstünlüklerimiz var. Tehlikemiz daha büyük olduğu halde mesela Fransa gibi sınırları kapatmadık biz. Evet. Efendim? Veya başka konulara imza atmadık. Burada şöyle bir şekilde konuşmamız lazım. Ben bunu bütün Avrupa Birliği'ndeki dostlarımıza söylüyorum. Türkiye tarihi boyunca bir Avrupa gücü oldu ve güçlü bir Avrupa devletidir. Avrupa'nın geleceği ve güvenliği hepimizi ilgilendirmiş. Hepimizi ilgilendirmiş. Dolayısıyla Avrupa'nın güvenliği ve geleceği konusunda, Avrupa'nın demokratik geleceği konusunda biz misafir değiliz. Ev sahibiyiz. İçeriden konuşan bir ülkeyiz. Türkiye'nin deneyimleri oraya katkı sağlayacaktır. Birbirimiz hakkında konuşmayalım. Gelin birbirimizle konuşalım. Bakın Türkiye Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güvenlik sorunlarını, ekonomik gelişmeyi sağlamada, diğer güvenlik sorunlarını aşmada çok büyük bir sinerji yarattığını göreceksiniz. Efendim süremiz bitti ama Avrupa Birliği'nden çok üst düzey bakanlar ağırlıyorsunuz peş peşe. 15 Temmuz'dan sonra aslında peş peşe gelmeye başladılar. Destek bu sefer. Şöyle 2 Eylül'de tabii ki Bratislava'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir toplantısı vardı. Onun ikinci gününde sabah erken saatlerde Türkiye ve darbe konulu özel bir oturum yapıldı. Ben orada bütün dışişleri bakanlarına bir sunum yaptım. Daha sonra sorularını cevapladım. 2-3 saate yakın sürdü ve net bir şekilde ortaya çıktı. Kimse bunun Fethullahçı terör örgütünün yaptığını artık tartışmıyor. Ya bununla ilgili bir şüphe yok. Ya tutuklama listeleri kimse bunun tiyatro olduğunu da konuşmuyor. Tabii. Öyle bir edepsizlik de yapmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten yaşayanlar işte orada oturduk bizim başımızdan geçti. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, diğer arkadaşlarımızın başından geçti. O Fethullahçı terör örgütünün en büyük propagandası da evet, o şekilde çökmüş oldu.
Bu şeyle ilgili şunu söylediler açık bir şekilde. Bir kısmı dedi ki evet yani haklısınız. Biz refleks vermekte ve gelmekte geç kaldık. Bir kısmı da bunu şöyle izah etti. Dediler ki yani tamam ama bizi de anlayın. Biz bu çağda böyle bir vahşetin, böyle bir organizasyonun olacağı aklımıza inanamadık. Yani böyle bir şeye. Hani bir de Türkiye'de sizin durumunuz, yani işleri kontrol etme durumunuz şey olsun diye. Ama ben stabil hale gelsin diye bekledik dediler. Ama onlara şunu söyledim. Paris'te bir Charlie Hebdo saldırısı olduğunda bütün dünya oradaydı. Ve bu doğruydu da. Dünyaya demokrasi mesajı vermek için. Siz, eğer sizin herhangi birinizin ülkesinin başına böyle bir şey gelseydi, Avrupa Birliği'nin, emin olun biz 24 saat sonra orada olurduk. Ve gelirdik, siz de dayanışma gösterirdik. Önümüzdeki günlerde yeni bir faslın açılmasını bekleyelim mi? Birincisi bu. İkincisi, bir enerji başlığı hala açılmadı. Yani dünyanın enerji arz güvenliğiyle ilgili ciddi roller üstlenmiş bir ülkeyiz biz. Biz enerji başlığı ve diğer başlıklarda hem fasıl açmaya hazırız, bırakın onu kapatmaya da hazırız. Yani müzakerelerin her türlüsüne hazırız. Bu dönemde onlara söylediğim şey şudur. Diyorum ki en çok bu medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularına bizi eleştiriyorsunuz. Ben de diyorum ki açalım buyurun o zaman büyük bir özgüvenle 23. 24. fasılları açalım. Siz bunları Türkiye'yi eleştirmek için bir bahane olarak mı kullanıyorsunuz? Yoksa gerçekten burada ilerleme mi sağlamak istiyoruz? Biz bu özgüvene sahibiz. Yani şöyle bir tablo ortaya çıkmasın. Hukuk devleti, serbest piyasa ekonomisi, insan hakları, ifade hürriyeti konuşulduğunda sanki biz bundan rahatsız oluyoruz. Hayır, biz bunun için mücadele etmiş bir siyasi kadroyuz, bunun için bedel ödemiş bir kadroyuz. Buyurun, bunları açalım ve gerçekçi bir şekilde konuşalım. Var mı bir ihtimal yeni bir başlık için efendim? 23. 24. fasıllar konusunda umutluyum bu dönem başkanlığında, Slovak dönem başkanlığında. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer Çelik, efendim ağzınıza sağlık. Hem analizler için hem verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, için. Sağ olun. İyi yayınlar. Nuri Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Burada programa noktayı koyuyoruz. Yorum efendim her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın, iyi akşamlar.